Efendim, ajandanın bugün bir diğer konuğu Türkiye aşığı, Atatürk aşığı bir İtalyan. Bir İtalyan fenomen. Binlerce takipçisi var. Milyonlarca izleyicisi var. Adı da Arnaldo React. Ve YouTube onun bu Atatürk'le ilgili, Türkiye'yle ilgili paylaştığı videolar için, izlenme oranı için kendisine gümüş plaket hediye etti. Kendisi buldum. Arnaldo'yu buldum ve onunla bir İtalyan'ın gözünden Atatürk'ü ve Türkiye'yi konuştum. Armando React, o Türkiye ve Atatürk sevdasını YouTube üzerinden milyonlarla paylaşan bir İtalyan. Kısacası bir fenomen. What a man, what Atatürk is. Oh my God, Turks should love him much more than this, seriously. The president of the Turkish Republic. Atatürk'ü kitaplardan, videolardan sonradan öğrenmesiyle başlayan Türkiye merakı gittikçe artmış. Zamanla Türk filmlerine... Türkçe şarkılara, yalan, yalan, yalan. Türk futboluna, Türk geliyor, vuruyor ve gol! Sen Türk geliyor, gol de geliyor! What a player, what a player, what a like, Sergen is like one of the most talented players that I saw in Turkish. Türkçe yarışmalara merak salmış. Bu kadar da değil. Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları doğa için çal etkinliğine ve hayvanları korumak adına hayvanseverlere yüklü miktarda bağışlar gönderiyor. For the cats at Izmir, we already buy the last year 10 houses, so 30 houses for the cats at Izmir. Altını bir daha çizelim. O bir İtalyan. Because you know that I love Atatürk, okay? I'm reading his book, okay? I want to know his story because he's very very important for me. YouTube, Armando'nun Atatürk ve YouTube'la ilgili videolarının çok fazla ilgi gördüğünü fark etti. Hatta ona YouTube adına gümüş plaket gönderildi. Kendisine ulaştım. Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmayan bir İtalyanın bu merakının nedenini öğrenmek istedim. O visto vostro videosu YouTube e Instagram. YouTube ve Instagram'daki paylaşımlarını gördüm. Tam bir Türkiye hayranı, özellikle de Atatürk hayranısın. Önce Türkiye'den başlayalım. Bu ilgi nereden geliyor? Di dove viene? Başlamadan önce bu röportaj için teşekkür ederim Benan. Belki biraz duygusallaşmış olabilirim. Hata yapabilirim bu sebepten ötürü. Benim için çok çok önemli seninle yaptığım bu röportaj çünkü ilk televizyon deneyimim olacak. Bu kanalı Covid zamanında evdeyken açtım ve benim olmayan farklı bir kültür hakkında konuşmak istedim. İtalyan olmayan bir kültür hakkında ya da Avrupalı olmayan bir kültür hakkında. Alman ya da Fransız olmayan. Bu sebepten ötürü Libya, Rusya, Yunanistan hakkında videolarla başladım ama Türklerle tanıştığım zaman Türkiye her şeyin önüne geçti ve diğer ülkelerle ilgili videolar yapmaktan vazgeçtim. Her şey işte bu şekilde başladı. Adımların adımlarımız. Cumhuriyet kanatlarımız. Peki Atatürk sevgin nereden geliyor? Çünkü Atatürk'le ilgili İngilizce'ye çevrilen çok az kaynak var. Atatürk'le ilgili İtalyanca kaynak var mı bilmiyorum. Ne zamandır Atatürk'le ilgi gösteriyorsun? Neden Atatürk? Quando le è interessato di Atatürk? Perché Atatürk? Atatürk'e olan ilgim, örneğin İtalyanca'ya çevrilen kitabını da aldım. Atatürk'le ilgili bilgi veren, onun hayatını anlatan gerçekten çok fazla kaynak var açıkçası. Dahası Roma'da Atatürk için yapılmış bir park mevcut. Bunu çoğu insan bilmiyor. Bence önemli bir bilgi olabilir. Atatürk'e ve onun hikayesine karşı ilgim Susamam isimli bir şarkıyla başladı. Olmadım, hiç evlendirilmedim, evde dayak görmedim. Susamam. Yes.
Evet, 1 milyon 300 bin kişinin izlediği bir video. Şarkı herkese aynı anda hitap ediyordu. Kadın hakları için şarkı söyleniyordu. Bu beni çok duygulandırdı ve izlerken ağlamaya başladım. Birçok insan bana bununla ilgili yazmaya başladı. Atatürk'ten önce birçok Avrupa ülkesinde dahi kadın haklarının olmadığını söylediler. O günden sonra Atatürk'le ilgili daha çok bir ona ve kültürümüze olan ilgim daha da arttı. Anche il nome di tuo book. Sendeki kitabın tam adı neydi? Nome di Nome. Adı Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili. Guida della Turchia della Repubblica Turca. Sai le parole turche? Puoi parlare? Peki hiç Türkçe kelime biliyor musun? Allora, Türkçe konuşabiliyor musun? Türkçe bana çok zor geliyor. Nedenini bilmiyorum ama çok zor geliyor. Çok güzel en favori kelimem. Çok güzel, günaydın, istiyorum. Bu kelimeleri biliyorum. Türkiye ile ilgili paylaşımların sana YouTube'da gümüş plaket kazanmana da katkısı oldu. YouTube dışında başka bir işle uğraşıyor musun iş olarak? Evet, bu ödülü beni Türkiye'den takip edenler sayesinde aldım. Buna katkısı olan pek çok Türk var. Çok çok teşekkür ederim. Ana işim aslında YouTube değil. YouTube daha çok bir eğlence. Aslında Alman bir otomotiv şirketinde çalışıyorum. Küçük bir sır bu. Ama çalıştığım şirketin patronu bir Türk. Öyle mi? Evet öyle. Dünyada ve Avrupa'da otomotiv sektöründeki en önemli insanlardan biri. Bu kişi sıfırdan başlamış ama şu an Almanya'nın en zengin insanlarından ve 10 yıldır bu işlerle uğraşıyor. El capo è una persona turca. Gezdim seni sokak sokak. Vallahi o Türkiye'yi her anlamda çok fazla takip ediyorsun. Türk sanatçıları da paylaşıyorsun. Kısacası Türkiye ile ilgili olan her şeyi, sanatçılardan seni en çok etkileyenler kimler? İzledikçe birçok yeni sanatçı da çıkıyor. Türkiye'de müzik sektörü gerçekten çok özel. Aşk şarkıları dolu. Dram ve aşk üzerine birçok şarkı var. Bu duyguları çok özel bir şekilde şarkılara aktarıyorsunuz. Ama en favori Türk şarkıcım kesinlikle Tarkan. Türk müziği çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tarkan'ın farklı müziği ve popstar oluşu ayrı hoşuma gidiyor. Sen Türkiye'de Doğa İçin Çal projesine de bağış yaptın. Nereye gönderdin bağışları? Bağışlara kanalın en başından beri başladık. Kazandığımız paranın büyük bölümü Türkiye'deki hayvanlar için bağışlanıyor. Ve bu şekilde de devam edeceğim. Türkiye hakkında beni etkileyen en önemli şeylerden biri de hayvanlara olan sevgi. Bu herkeste olan bir sevgi değil ve çok değerli. Türkiye'de hayvanlara yemek ya da barınma konusunda destek olan insanlar var. Hayvanlara yardım eden insanlarla buna devam edeceğiz. Amaç bana ne dediğin gibi. Peki Türkiye'deki yardımlara ne kadar para gönderdin? Son bir yılda sadece 5.000 dolar gönderdim. Yeni projen var mı? Benim projem her zaman daha çok yardım etmek, her zaman daha fazlasını yapmak, daha çok kişiye ulaşmak. En önemli şey daha fazla kişiye yardımcı olmak. Mümkün olduğunca daha da yardımcı olmak istiyorum. Aynı zamanda engellileri düşünmen de büyük incelik. İşaret dilinin olduğu videolara denk geldim, harikaydı. Engellilere yönelik başka çalışmaların var mı? Bu da bir başka enteresan konu. Ben YouTube kanalımda her zaman pozitif konulara odaklanmak, birbirine yardımcı olan insanların buluşmasını sağlamak amacındayım. Bir insan engelli, kör, sağır da olsa ya da herhangi bir başka engeli de olsa, bu kişiler diğerlerinden daha az imkana sahip olduklarını düşünmemeliler. Bu sebepten Türkiye'de de izleniliyor ve engelliler için onların dili de kullanılıyor. Bu da benim için çok güzel bir şey. Peki paylaşımlarından ötürü şu ana kadar herhangi bir tepki aldın mı? Çalışmalarıma dair şimdiye kadar başıma gelen en güzel şey senden gelen röportaj teklifi oldu. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Bilmem ne. Bundan sonraki tüm videoların Türkiye ile mi ilgili olacak?
Evet, gelecekle ilgili kişilerle bağ kuran bir kişiyim. Bu sebepten Türkiye'den başka bir ülke hakkında video yapmayı düşünmüyorum. Sizlerin çok kalpten insanlar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun? 2022 yılında Türkiye'ye çok fazla geleceğimi düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de de videolar çekmeyi düşünüyorum. Geleceğime eminim. Peki Türkiye'de hiç akraban var mı? Hayır yok ama eskiden var mıydı sormam gerekiyor. Son sorum da Atatürk'le ilgili. İnsanlara Atatürk'le ilgili bir mesaj vermek ister misin? Evet, kesinlikle. Atatürk çok güçlü bir karakter, çok iyi bir lider. Onun gibi bir lider bugün bile dünya genelinde yok. Çok öngörülü bir lidermiş. 100 yıl öncesinden bile bugünleri öngörmüş. 100 yıl öncesinde bile çok modernmiş. Bugünle kıyasladığında çok ileri görüşlüymüş. Türkiye'deki herkese, özellikle gençlere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Atatürk gibi vizyoner bir liderimiz olduğu için çok şanslısınız. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye etmiş, özgürce Türkçe dilini konuşabilmenizi sağlamış. Dünyada örneği olmayan bir lider. Ülkesindeki her bir bireyin özgürlüğü için çalışmış olan bir lider Atatürk. Senin Atatürk Zeybek oynarken onun videosunu izlediğini hatırlıyorum. Zeybek oynarken izliyorum, evet. Zeybek oynamayı hiç denedin mi? Türkiye'den pek çok kişi bu konuda yazdı. Milano Meydanı'nda Zeybek dansı yaparım. Seni Zeybek oynamak için buraya davet ediyoruz. Türkiye'deki herkese buradan selam söylüyorum.